Merhaba herkese. Bugün kanalımın ilk bilgi dosu olan katlanır aynalarla ilgili kısaca bir bilgi vermek istemiştim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi katlanır aynaları yapmaya nereden başladık? Ondan bahsederek devam etmek en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Videomuza başlamadan önce bu projede beraber çok emek verdiğimiz, yani özellikle çok yakın bir dostum olan Duaş'a çok teşekkür ederim. İlk videomuza verdiğiniz destekten dolayı da teşekkür ederim. Ve her aşamada bana olan desteğini arkamdan esirgemeyen aileme çokça teşekkür ederim. Bu konuyu burada bitirelim. Şimdi katlanır aynaları yaparken biz nelerle uğraştık? En başına itibaren anlatmak istiyorum. İlk yapmaya karar verdiğimizde aynaların içinde motor olup olmamasını araştırdık. Motor olmadığını fark ettiğimiz zaman bu motoru bu aynaların içerisine entegre edebilir miyiz diye düşündük. Çünkü çıkmada kırılan, dökülen aynalar fazla, hani motor da bulunabilir diyecekti. Hani çok ufak bir maliyetle işin içinden çıkabilme ihtimalimiz var mı diye araştırdık. Maalesef motorların kesinlikle aynaların içerisinden sökülebilir bir yapıda olmadığını gördük. Bu da bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. O günün şartlarında da aynaların tanesinin maliyeti gerçekten yüksekti. Bu projeyi biraz rafa kaldırdık. Daha sonra aynaları tesadüf eseri uygun fiyattan bulduk. Bunu yapmadan önce tabii tesisatlarımızdan da emin olmak istedik. Katlanır aynaları yapmak için aynaların eksikliğini anladıktan sonra başka neler eksik diye araştırmaya devam ettik. İkinci eksik, kapılara gelen tesisatlarımızda da eksiklik olduğunu fark ettik. Çünkü katlanır aynalar iki soketli yapıya sahip. Standart aynalar, katlamalı olmayan aynalar tek soketli. Bu tek soketten dolayı ikinci soket olmaması bize biraz yapabilme aşamasında elimizi kolumuzu bağladı. Kapıdaki eksikliği fark ettikten sonra daha nereye kadar eksik diye hesabımızı yapmaya başladık. Gövdedeki kapıyla gövdenin bağlandığı soketi kontrol ettik. Oraya kadar tesisatlarımız en dolu araçtaki tesisatlarla aynı olduğunu fark edince bu projedeki eksik olan tesisat eksikliğimiz tespit edilmiş oldu. Daha sonra tesisat eksikliğimiz tespit edildikten sonra başka neler yapabiliriz diye düşündük. Çünkü sadece tesisatı tamamlamalı mıydık, yoksa hani kapıdaki tesisatı en dolu tesisatla değiştirmeli miydik? Bu sorunun da cevabını bulmamız gerekiyordu. Ambiyans aydınlatmaları için de tesisata ihtiyacımız olduğu için bu kapı ve yolcu tarafının kapısının tesisatlarını sıfır olarak temin ettik ve araca monte ettik. Bundan sonra tesisatlar tamamlandıktan sonra iki aynamızı da değiştirerek bu işlemi tamamladık. Ambiyans aydınlatmayı daha sonra anlatacağım. O da çok detaylı, güzel bir projemiz oldu. Yani şu an ikon araçtaki bütün ambiyans aydınlatması bu araçta mevcut. Şimdi aynaları bahsettik. Bir diğer eksikliğimiz daha var. Sürücü kapısında bulunan cam açma kapama tuşları. Bu tuşu eklemeniz yani şart. Sistemin elektriksel altyapısını tamamlayıp çalışmasını sağlıyor. Bunu da eksik listemize yazdıktan sonra artık aynaları temin edip işleme başlama sıramız geldi. Aynaların montajı yapıldı. O sırada çektiğimiz görüntülerin de araya eklenmiştir. Onları da dikkatlice izleyin. Aynaların montajı yapıldıktan sonra gerekli aktivasyonları da yapıp bu işlemi bitirmiş olduk. Şimdi aynanın nasıl çalıştığına gelince, şimdi kapı kilitlendiği zaman aynalar klasik kilitleniyor. Açıldığı zaman açılıyor. Onun dışında aynaların altında orijinal ayna olduğu için altlarında karşılama ledlerimiz de mevcut. Tamamen orijinal sistem yapıldığı için bunlar A-Link içerisindeki dıştan karşılamayı açtığınız zaman bunlar da çalışmaya başlıyor. Tabii bunları yaparken bir diğer projeyi de göz ardı etmedik. Kör nokta asistanlarımızı da
asistanlı aynaları seçtik özellikle. Bu aynaları dekledikten sonra yazılımsal aktivasyonlarını yaptık. Her şey düzgünce çalışmaya başladı. Maliyet konusuna gelelim. Biz bunu yaparken 4500 liralık bir maliyetle yaptık. Ama şu an maliyetin ne olduğunu hakikaten biz de bilmiyoruz. Bu 4500 liralık maliyetin içerisinde kapı tesisatlarımız vardı. Ondan sonra 2 tane sıfır orijinal aynamız vardı. Bunların haricinde kapı açma tuşumuz, cam açma kapama tuşlarımız da vardı. Bu maliyetle dışarıdaki insanlara da ulaş bu fiyattan yapabiliyordu. Fakat son gelen döviz kurlarındaki hareketlilik sonucu bizim bu aynaların tanesini alış fiyatımız yaklaşık olarak 3500 liraya yan sanayi olmaya başladı. 3500-7000 lira bir fiyat var şu anda. Yani şu maliyetler inanılmaz derecede aştı. Biz de hani fiyat verememe sebeplerimizden bir tanesi bu. Çokça soru geliyor sosyal medyadan. Bunu da buradan cevaplamak istedim. Onun haricinde sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.